Buyurun Sayın Hocam. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar. Sayın Başkan, Pazartesi günü meclisimizde burada itikad çağrısından bahsettik. İşte seçimlere giderken herkesin itikadına uğraması, işte daha bu çalışmalarımızda birbirimize saygı olmamız gerektiğinden bahsettik. Ama tabii tavsiye etmediğim olaylar oldu. Yani burada dün saat 6 civarında ben arkadaşlar tarafından alındım. Olayın içerisinde tabii öz yeğenim var. 7 yaşlı bir çocuk da hastanede yatıyordu. Yaralanmıştı. Onun yanına gittim. Merkezinden gittiğimde olay yerinde olay dağılmıştı ama bile saat 3.30'a kadar karakoldaydık. Tabii olay yaşandı. Oradaki olayda bütün yaralanan arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Sonuçta burada bizim sebebi istemediğimiz bu olaylar. Ama yalnız sistem olacak. Şöyle, olay yaşandıktan sonra başkan, orada çirkin bazı es geçemeyeceğim, bundan atabileceğim şeyler var. Avukat arkadaşımız ilçe başkanımız Hüseyin Özmen'e bir polis memurunun orada kime veriyorsa 3 artı değerliyle başlayan çevreyi kullanarak yumruk atmasıyla başlayan bir olay videosu da var. Yani bunu buradan kırıyorum. Sizin aklamanızı istiyorum. Onun dışında da çıktığımızda tabii olaylar büyüyünce orada şimdi kendi evine meclis üyemiz, Ersin arkadaşımız orada yine bu iki gencimizin orada ayaklar altında bir şekilde bak dediğini görünce o yüzden müdahale ediyor. Diyor ki burada lütfen müdahale edin diyor. Orada diyor ki sen böyle meclis üyesin, sen müdahale edin. Ve Ersin Bey de orada silahını çekerek bir yaralı ateş ediyor. Biz bunu tasvip etmediğimizi söyleyelim ama sonuçta burada ayakların altında insanlar var. Bir şekilde kolayca bu şekilde gelişim gidiyor. Dolayısıyla bunun işte, tabii AK Parti grubundan bizim CHP grubundan arkadaşlarımız hastaneye gittiler. Herkes kendine bir açıklamalar yaptı. Yalnız ben üzüldüğüm bir şey oldu. Başkan saat 19.20 saat 7.20 geçe bakan adımları, bakman bana, belediye başkanımız aradı. Aradan bir istemem telefonuma cevap verdi. Arkadaş, siz bu kentin büyükşehir belediye başkanısınız. Bu kentin şehirde emrinizsiniz. Ben de bu kentin meclis üyesiyim. Sonuçta biz bu kentin büyükleri konumunda insanlarız. Neyse, onun dışında çeşitli temaslarda bulundum. O arada baktım, Ankara'da eski bir tedavide kalmış belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla esini yan yana koyarak tweet atıyor. Olayları Türkiye bulunduğunda tırmanlanarak olayları gelmeye çalışıyor. Ya o ey Ankara'daki adam, sen hoşlanan bir din atar, Türkiye seni gördü. Ya sen Ersin Atar burada adam öldürmüş, Ersin Atar burada bir şey mi? Ersin Atar burada kavgayı almak için bir şekilde müdahalede bulunmuş. Yani onu, sen Ankara'yı parasel parası kaptı diye nereye tweet attı? Sen bize bir meyde tweet atıyorsun. Atacaksa burada AK Parti'nin yöneticileri atsın veya genç kol atsın bir şekilde buradan gelirli tepki gösterirsin. Sen Ankara oturduğu gibi bırakın diye ne gerek var? Onun dışında başkan, yeni saat, tabii orada beklerken saat 21.13. 0.30'luk gece 300.07.21'de doğru bir telefon beraber. Evlenmek istiyorsa aslında çamaşır makinesi durdu ama. Daha bakma şahı. Şey, sesim durdu. Ya sevgili ver ya. Yani evlenmek isteyenler ise evvel baş tutun. Ben seni 2 saat önce bir kişi ölmeye çekeceğim. Telefona cevap vermiyorsun ve bana bile buna ben kırar. Dolayısıyla o sinirlerin içinde ne yapacağımı şaşırmış durumda. Yani sonuçta ben oradaki kendisini ararken, yani kendisine ben özür dileyemeyeyim mi hocam? Hayır. Yani bir şekilde AK Parti ve Cumhuriyet Partisi arasında yaşanan bir gerginliğin sulh olması ile ilgili bir şeyler konuşalım, şeyler misiniz diye arıyorum sizi. Ama siz beni ondan sonra, bir saat sonra böyle bir telefonla karşılaşıyorum. Şimdi başkan, şimdi benim grup başkan vekilleri biraz sonra EYC'de bana söyledi. Şimdi başkan, bu tür hareketlere biz de tasvip etmiyoruz. Sizin de etmeyeceğinizi düşünüyoruz. Ama maalesef ki kendimizde bu olaylar yaşanıyor. Yarın 2 yıl sonra seçim var. Bu seçimlerde de kim ne yaparsa yapsın, Cumhuriyet Halk Partisi nerede yapsa, AK Parti nerede yapsa, yanlış bir şey yaparsa herkes bunun yanlışının bedelini öder. Biz de öderiz, siz de ödersiniz. Ama bu bedel kanıt da gençlerimize, canlarımıza var olmasın. Bir nokta 2 gencimiz özleydi, 2 gencimiz harbi olsaydı. Ben şah vallahi gittim o yeğenimle gittim. Soyusunda Ömer Faruk çocuk. Ben öz yeğenim gittim. Annesi abi çocuğun babasında şey var. Mutlaka ki sizin gençlerinize de var. O şeyin var da. Ben bir şey demiyorum Ömer abi.
Ben yine buradan tekrarlıyorum. Yine buradan tekrarlıyorum. Ülkeli seçimlerde herkes kendine olumlu yapmalı, herkes kendine aşık olmalı, herkes bir kentin demokrasiye inanmalı. Sıkacak sonucu herkes saygı duymalıdır, saygı olsunlar. Sayın Söz, öncelikle şunu belirteyim. Yani Gaziantep şimdiye kadar süreçte hep birliğin, beraberliğin, kardeşliğin şehri olmuştur. Bunu bozmak isteyen hiç kimseye de Gaziantep halkı müsaade etmeyecektir. Bunun en güzel cevabını da sandıkta vereceklerini düşünüyorum. Biz dünkü olayların hiçbirini tasvip etmiyoruz. Gençler kendi aralarında ufak tefek münakaşa yaşayabilir, bu kabul edilebilir bir şey. Olmasa iyi, bunlar bile olmasın. Bunların bile olmasını arzu etmiyoruz. Münakaşanın bile olmasını arzu etmiyoruz ama gençlerin münakaşa ettiği ortamda yaşı başı geçmiş artık gençleri sakinleştirmesi gereken bir meclis üyemizin silah kullanarak, silahı havaya ateş ederek sonra silahın kabzasıyla gençlere saldırması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bizim 5 tane gencimiz hastanede tedavi görüyor. Sonrasında da kolunda bacağında kırık olan gençler var. Bunlar CHP'nin gençleri de bizim gençlerimiz, AK Parti'nin gençleri de bizim gençlerimiz. Biz böyle bir olayın yaşanmasını istemiyoruz. Bu olayların tırmandırılmasına yol açabilecek davranışlardan da herkesin sakınması gerekiyor. Hele hele meclis üyesi statüsündeki bir arkadaşın böyle bir olayda sakinleştirmek yerine silahına davranması, silahını çekmesi, silahın kabzasıyla insanların kafasına vurması, gözüne vurması, gözünü yarması, havaya ateş etmesi kabul edilebilir bir şey değil. Onu öncelikle belirtelim. Size düşen, bize düşen herkesi sakinleştirmek, telefonla alakalı kısımda da dün tabii başkanımız, gerek Şehitkent Belediye Başkanımız, zannedersem onu da aradım dediniz. Yanlış mı hatırladım? Büyükşehir Belediyemiz. Fatma Hanım da Büyükşehir Belediye Başkanımız da programlardaydı. Ondan dolayı cevap verememiştir. Yoksa herkese diyaloğa açık olduğunu bilenlerin başında siz geliyorsunuz, onu belirteyim. Sizin telefonunuza cevap verilmeyip arandığınız kısmına tamamıyla hakikaten olayı manipüle etme. Onu özellikle belirtiyorum. Çünkü bu otomatik arama, biliyorsunuz. Yani kendi sesiyle aramıyor, sizin telefonunuza cevap vermeyip o aramayı yapmıyor. Otomatik arama. Ne o otomatik aramanın gayesi? Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ve o şartları taşıyan arkadaş insanlarımıza beyaz eşya yardımında, desteğinde bulunuyoruz. Bunun vatandaşlara duyurulmasıyla ilgili yapılmış olan otomatik arama. Otomatik arama. Sayın Sucu da biliyor. Yani benim telefonuma cevap vermiyor da sonra buzdolabına ihtiyacın varsa, evleniyorsan işte gel buzdolabını al diye aranmış değil. Otomatik arama olduğunu, robot arama olduğunu siz de biliyorsunuz. Gerçekten Gaziantep kardeşlik şehri. Herkesin birlik, beraberlik ve sükunet içerisinde davranması gerekiyor. Huzurlu bir ortamda, güvenli bir ortamda herkes kendi tercihini sandıkta zaten gösterecek. Biz bunları kesinlikle tasvip etmiyoruz. Sandıkta zaten bu tarz olaylarda vatandaşın hiçbir şekilde tercihini değiştirmeyecek. Bunu herkes biliyor. Bundan sonraki süreçte de her iki tarafında, daha doğrusu seçime katılan tüm siyasi partilerin de daha iktidarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Ersin Bey'in kabzayı kullandığı kesinlikle yanlış. Çünkü bakın buradaki bizzat polis memuru arkadaşlardan bunu dinledim yani. Ersin Bey polise diyor ki burada müdahale etmiş, baş burada normal ayaklar altında diyor. O da diyor ki sen beni üretsin, sen git. Ersin Bey'in de kalmaya yanlışın. Ersin Bey yalnızca bir yerden daha bir şey yok olsa videolar da şeyi de alıyor. Öyle kabzayı yapıyorlar, bu yokmuş. Bize iletilen gençler tedavi gören 25 Aralık devlet hastanesinde tedavi gören gençlerden bir tanesi kafası yarılmış, yani silah kafasıyla vurdu dediler. Onlar var da başkanım, ama evet. Ben de onları söylemek istemiyorum. Şimdi tamam baş üstüne, ama bakın benim aralığımdan üstünde 15 saniye işte hala bekliyorum. Hala Ersin Bey şu anda tutuklu şekilde karakolda. Yani dün akşam bir arada da bir şey varsa işte bunların gençleri herkes davasını geri çekecek. İşte böyle bir gençler böyle davacı onlara çekildi. Sonra bir ara geldi. Geri dediler ki AK Parti grubunun böyle bir şey geldi. Bunlar kabul etmiyor. Tekrar biz bir yerde bu konuşan tekrar şikayetçi oluyor. Yani biz bu olayın büyümesine veya içeride bir sanatörü yapmasını dediğiniz gibi yani bu davanın bu yürütünün bize rahat mı sadece? Size siyasi rahat mı sadece? Böyle bir şeyin biz asla kabul etmiyoruz.
neyin hırçınlı olduğunu da anlayabilmiş değiliz. Yani otobüsümüze kilit taşının sökülerek camına kilit taşının fırlatılması yani evet, evet. İnanılır gibi değil. Biz hükümet çağrısı yapıyoruz. Bütün arkadaşlarımız da söylüyor. Geçmiş dönemde 21 yıl, daha önceki seçimlerde de seçimler oldu. Burada kardeş bir şekilde yaşıyoruz. Birbirimize selam veriyoruz. Bu memleket gerçekten Mevlana'ların, Hacı Bektaşların, Yunus Emre'lerin memleketi. Bir sene zarar gelmesini istemiyoruz. Biz yaralı arkadaşlarımızı da ziyaret etmek isteriz. İki tarafı da ziyaret etmek. Bu işin hükümet içerisinde çözülmesini ister. Ne zararı yaralılarınca sizle nasıl kavga edebiliriz? Ben buradaki arkadaşlarla nasıl kavga edebiliriz? Kesinlikle doğru. Aynı kanaatliyiz. Aynı kanaatliyiz. Yani pazar günü 14'ünde kime halkın boy verecekse bir şekilde biz iradeye saygı göstereceğiz ve bu işini bırakacağız. Böyle dönüş kavgada işte bu bunu dövdü, bu buna silah vurdu falan bunlara hiç gerek yok. Bunlara gerek yok ama yani söylemiş olduğunuz cümlelerin neredeyse hepsini kendi cenahınızdaki bulunan arkadaşlara söylemeniz gerekiyor. Silah çekenler AK Parti grubu değil. Kafası yarılanlar AK Parti grubu değil. Yani bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Hayır, kırmayalım. Kırmayalım. Onları uyaralım diyorum. Yapanları uyaralım. Bu iş bu olaya katılanları uyaralım. Uyarıyor. Evet. Arkadaşlarım da söylüyor. Mehmet Bey de söyledi. Biz de aynı şekilde olmasını arzu ediyoruz. Evet. Korumak lazım. Doğru söylüyorsunuz. Osman Başkan. Şimdi özellikle sizin söylediğiniz CHP'li gençler, AK Parti'li gençler de bizim gençler. Söyleme aslında altını çizecek ve bizim için çok önemli cümle. Yılmaz Güneş kardeşimizin de dediği gibi biz yıllardır birlikte siyaset yapıyoruz. Gaziantep'te bu huzuru her zaman sağladık. Gerek siyasi süreç içerisinde sokaklarda gerekse mecliste bu birlik beraberliğimiz devam ediyor. Ve dünkü gençler arasındaki olay da bu birlik beraberliğimizi, bu huzurumuzu ben bozacağını tahmin de etmiyorum. Ama iki konuya da değinmek istiyorum. Birincisi Mehmet Ucu kardeşimizin hepimiz siyaset yapıyoruz. Siyasi görevlerimiz bittikten sonra partiye bağlılığımız süreci içerisinde olan olaylarla ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapılabilir. Bu paylaşımı yapan yıllarca belediyeye, partiye hizmet etmiş belediye başkanına tedaviden kalkmış denilmesini ben çok hoş bulmuyorum açıkçası. Onu belirlemek istiyorum. Diğer konu belediye başkanımızın saat 19'da bir esnaf grubuyla program vardı. Sizin de bilginiz var ve saat 19.20 olduğunu söyledi Mehmet Ucu kardeşimiz. Tam o vakitte sunum yapıyordu. Ondan sonra en önemlisi söylediğiniz aslında meclis üyesi kardeşimizin oradaki sorun sıkıntıya müdahale edip olayı sakinleştirmesi gerekirken Ucu kardeşimizin savunması orada polis de bir şahitmiş ve demiş ki sen meclis üyesin sen müdahale et. Evet ben orada olsam polis bana da bunu söyleyebilir meclis üyesi olarak sen oraya müdahale et onları sakinleştir demesi gayet doğru eğer dediyse ama bu meclis üyesi belindeki silahı çıkarıp silahla müdahale etmesi avya silah sıkmasın, silah kullan anlamına da gelmez. Bunu ben Mehmet Sucuk'u da tasvip etmiyorum. Hiç kimse tasvip etmeyeceğini düşünüyorum. O anlamda söz almak istedim. Teşekkür ediyorum. Başkanım, teşekkür ederim. Buyurun söz. Şimdi başkanım, yani bakın az önce de siz de söylediniz. Bizim de söylemeyeceğimiz şeyler var. Ben videolarda var başkanım. Videolarda izlerseniz görürsünüz. Demirlerle, kuşlarla, bunlara saldıran arkadaşlarımız var. Orada yani sanki AK Parti grubuna sıkılmış bir silah mı? O da adam diyor bakın ya namaz istemiyorsun Halil Bey ya da işine geldiği gibi konuşuyorsun. Şimdi diyormuş ben orada. Dediğim şey şu. Adam orada yalnız sıkıntı bir hava yapıyor. Videoları izleyin. Ondan sonra zaten o kavga dağılıyor. Dolayısıyla herkes birbirinden ayrı ben de tavsiye etmiyor. Ettiğimi de söylemiyor. Ve bir şey yine söylüyorum. Ben de Twitter'e izliyorum. Ben de sizin grubunuzda gelen tweetleri izliyorum. Sizi takip ediyorum. Bakın, Şehitkan Belediye Başkanımız da bir tweet atmışlar. Orada da yaralılara geçmiş olsun dileklerinden bulundu. Ama İmamoğlu yanında kopyalıyor da böyle terörist gibi farklı şekilde gösterdi. Benim tedaviden yine söylüyorum. Tedaviden takmış belediye başkanı. Ankara'yı Partiye Aferin satmış belediye başkanı söylüyor bunu. Ben söylemiyorum. Sizin genel başkan yardımcınız söylüyor bunu. Ben söylemiyorum.
Lütfen sen de geçmişin yok olsa kimin söylediğini, kimin beni neyle söylediğini görürsün. Yani bunu bana böyle cevap ver. Ankara'daki adam sen ya onu duyuyor olmasına da diyelim ki Cumhuriyet Parti Meclis Üyesi yanlış yaptı, CHP'den eziyet etti. Yani sen bunu söyleyelim. Ankara'ya düşmüş. Ben bunu söylemek istiyorum. Sayın Sucu, Sayın Sucu, Sayın Sucu, Sayın Sucu, Ali Bey, bence bu tartışmayı bitirin. Şunu üzülerek takip ediyorum. Gaziantep herkes tarafından örnek gösterilen bir şey. Birlik, beraberlik içerisinde her türlü siyasi görüşe saygılı olan, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle kardeşçe yaşayan bir şehirken bu tarz olaylarla ulusal medyaya taşınmış olmasına üzüntüyle izliyoruz. Çok üzülüyoruz bu duruma. Ama Ersin Bey çocuklara başkanım geçen hemen ortadan 20 liraya 3 tane bebesi var. 10 yaşında. Evet. Yani hafırlığında bile. Evet. Yani çocuklar yeşil saldı gece evlerine. Evet. Kim ister başkanım? Kimse istemez. Kimse istemez. Yani bundan sonraki süreçte Allah esirgesin. Yani bunun benzeri demek bile istemiyorum. Bundan çok daha hafif hadiseler de dahil olmak kaydıyla bir olumsuzluk yaşanmaz. İnşallah bir gerginlik yaşanmaz. Bizim ümidimiz, umudumuz, temennimiz o yönde.